Merhabalar. Kültür Sanat TV izleyicileri, okuyucuları. Defne Ilgaz olarak hem kendisi bir sanatçı hem de sanatçı bir ailenin kızı olarak bundan sonra bu gazetede, bu video gazetede karşınızda olacağım. Videolarla, yazılarla değil ama videolarla sizinle buluşacağım. İlk buluşmamız öyle bir tarihe denk geldi ki aslında çok manalıydı ve ben de atlayamadım. Annemin ölüm yıldönümüne denk geliyor. 16 Ocak'ta öldü annem, yazar Afet Ilgaz. Kiminiz onu Afet Muhteremoğlu olarak da bilir. Yani kızlık soyadı. Ilgaz soyadını ise babam Rıfat Ilgaz'dan aldı. İkisinin de son evliliğidir. Birbirleriyle yaptıkları evlilik annemin ikinci, babamın beşinci evliliği olmuştu. Ve bu evlilikten çok sürpriz, çok beklenmedik bir çocuk dünyaya geldi. Ben dünyaya geldim. Babam 61 yaşındaydı ben dünyaya geldiğimde. Ve ben de bu iki sanatçı insanın kızı olarak kendimi sanatın içinde buldum. Çok küçük yaşlardan itibaren. Önce bale yaptım. Daha sonra yani konservatuvarda öğrenciydim. Daha sonra gitara meylettim. Gitar çalmaya başladım 13 yaşında. Gitar elime alır almaz besteler yapmaya başladım. Sonra 16 yaşında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sinema televizyon bölümüne girdim ve 20 yaşında o bölümden mezun olduğumda zaten TRT'de çalışıyordum ve hemen akabinde TRT'de çalışmaya devam ettim. Bu arada müzik ödülü aldım. İlk albümüme başladım. İlk albümüm vesilesiyle eşimi tanıdım. Aranjör Önder Keskinkılıcı tanıdım. Ve müzik yapmaya hep devam ettim. Ama televizyonculuğu çok sevdim. Televizyonculuğu severek müziği biraz boşladığımı düşündü birçok kişi. Daha sonra annelik ile sanatı biraz boşladığımı düşündü birçok kişi. Hatta benim annem bile böyle düşünüyordu. Fakat iki çocuk annesi olduktan sonra biraz her şeyi ağırdan almaya başladım ve öğretmenliğe devam ettim. Bu öğretim görevliliğine kadar gitti. En son İTÜ'de Taşkışla kampüsünde Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde mimarlara ve mühendislere sinema sanatı 105 dersini vererek öğretim görevliliği kariyerime şimdilik ara verdim. Bu süreçte annemi kaybettim 2015'te. Annemden kalan kitaplar aslında babamdan da kalan kitaplardı. Çünkü dediğim gibi bu kütüphane hem babamın hem annemin kütüphanesi. Ve bu arada çocuklarım yurt dışına gitmeyi tercih ettiler. Orada yaşamaya, orada yerleşmeye, orada okumaya başladılar. Ben de bu arada eşimi kaybettim. Eşim kanserden 2005 senesinde vefat etti. Bu süreç içerisinde çocuklarım da kanatlanıp uçtuktan sonra ben de 2014'te İTÜ'deki vazifemden ayrılarak Düzce'ye yerleştim. 6 senedir Düzce'deyim. Çok sakin, çok güzel bir ortamdayım. Bu ortam bana üretmeyi teşvik ediyor, sağlıyor. Burada annem ve babamın arşivini ele almak, bizim ortak geçmişimizi bir arşivleme işlemine tabi tutmak çok keyifli oluyor böyle bir atmosferde, yeşillikler içerisinde. Düzce gerçekten yaşanılası çok hoş bir şehir. Şimdi annemin ve babamın kütüphanesinin önünde, annemin ölüm yıl dönümünde sizlere birazcık annemden belki de zaman zaman babamdan bahsetmek isterim. Annem çok önemli bir yazar. Babamın gölgesinde kalmış olduğunu düşünüyorum biraz. Ve annemin kişisel meseleleriyle, aynı benim gibi annelik, evlatlık, eşlik meseleleriyle fazlaca meşgul olarak biraz sanatın arka planında kaldığını düşünüyorum son yıllarında. Son yıllarında dindarlaştı. Bu da onu biraz sakinleştirdi ve uzlete çekti. Daha kendi kendine kaldı. Daha az hareketliydi. Oysa gençliğinde çok hareketli bir insandı. Eylemci bir insandı. Tahmin edersiniz. Partiler, sendikalar ve buna benzer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktifti. Çok iyi bir öğretmendi.
çok üretken, çok verimli bir yazardı. Annemin hem çok verimli hem de çok iyi bir yazar olduğunu altını çize çize söylemek istiyorum. Şimdi bunu ben gerçekten uydurmuyorum. Bunu size şu şekilde de anlatabilirim. Çapa Öğretmen Okulu mezunu olan annem yüksek okulda orada bitiriyor. İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta hep işte o kampüsler bizim için önemli. Beyazıt'ta felsefe okumaya başlıyor. Felsefe okurken hocalarının tavsiyesiyle ikinci bölümü de okuyor. Yani Grekçe ve Latince'yi de okuyor. Daha sonra da ilk eşiyle İtalya'ya gidiyor. Orada bir müddet yaşıyor. Bu arada çok iyi İtalyanca öğreniyor. Zaten Latince background olduğu için İtalyanca'yı da çok kolay öğreniyor ve bir İtalyandan farksız konuşmaya başlıyor ki onu Sicilyalı zannediyorlar. Şimdi annemin bu detaylarını size verdim çünkü bu eserler, annemin bu kitapları, bu arka planın ürünleri, özgeçmişini ele almadan anlatamayız. Bu kitaplara da bakamayız. Çapa Öğretmen Okulu'na daha ortaokuldayken çok güzel bir kütüphanesi olduğunu oranın ve o kütüphanedeki bütün kitapları okuyup bitirdiğini anlatırdı annem. Bu arada anneannem bir Anadolu halk kadını, Ege'li bir kadın ve annemden ve tek çocuğu olan annemden evlenmesini, çeyiz yapmasını falan bekliyor. Ondan sonra ama annem çok kitap okuyor. Bu çelişkiyi, bu çatışmayı da çok anlatırdı anneciğim. Ama annesine çok düşkündü. Annem de tek çocuğu olan kızına, anneme çok düşkündü ve annemden olan çocuklara, torunlarına çok düşkündü. Benim ailem kadınların güçlü olduğu bir ailedir. Anneannemin ciddi bir mal varlığı vardı. Ondan sonra çok güzeldi. Annem de çok güzeldi. Annem de çok iyi bir tahsili vardı. İyi bir ailenin kızıydı vesaire. Yani kadınlar güçlüdür, özgüvenlidir, dominant teyzelerdir tam anlamıyla. Ve birbirimize çok bağlıyızdır. Yani anneannem, annem ve ben şimdi kendi kızıma duyduğum sevgiyi de tabii tartabiliyorum. Birbirimizi çok sever, birbirimize çok düşkünlük gösteririz ama birbirimizi serbest de bırakırız, hayata da motive ederiz. Yani başarılı olmaya, okumaya, kendi ayaklarımız üzerinde durmaya da motive ederiz. Anneannem annemden tahsil etmesini, öğretmen olmasını tabii hep istemiş, beklemiş ama çeyiz işlemesini de beklemiş. İşte annemin eserlerine bu çelişkiler hep yansır. Halk kadını olan annesinin ailesi, yani annemin de büyükleri, annemin anneannesi ve dedesi, annemin ilk eserlerinde çok boy gösterir. Yanlarında büyüttükleri bir kız çocuğu vardır. O çok onun izdüşümünü görürüz birçok hikayesinde ve kitabında. Şimdi annemin ne kadar kayda değer bir entelektüel olduğunu aşağı yukarı anlamışsınızdır. Çok iyi keman çalardı. Çapa Öğretmen Okulu'nda Ekrem Zeki Ün'ün öğrencisiymiş. Hasan Kavruk'un öğrencisi olarak da resimden ve renklerden çok iyi anlardı. Ama esas olarak bölümü müzikmiş. Yani çünkü ilkokul öğretmeni olarak yetişirken bir bölüm seçiyorlar. Daha sonra lise öğretmeni olabilmek için yüksek okula gidiyorlar. O eğitim sırasında Ekrem Zeki Ün'den keman eğitimini alıyor ve bütün metotları tamamlıyor. Ben de daha sonra klasik gitar eğitimi aldığım için annemin ne kadar iyi müzik bildiğini, konservatuvarda okurken de bana yardım, solfej dersine yardım ederken de ben tespit ettim. Bağlama da çalardı ve bağlamayı kendi keman bildiği için bağlamayı kendi kendine çözmüştü, çalardı ve beni eğlendirirdi bağlama çalarak. Küçükken misket çalardı, bana beni oynatırdı. Dediğim gibi biz birbirimizi hem hayatta başarılı olmaya çok teşvik eden hem de yakınında yanında görmeyi de çok isteyen bir aileydik. Hem iç içeydik hem de çalışır başarılar da gösterirdik. Şimdi ben çocuklarımı bütün bu tecrübelerin ışığında özgür bıraktım. Kızım tıp okuyor Macaristan'da. Oğlum Saraybosna'da bir Boşnak kızla, oralı bir kızla evli. Ve oğlum orayı çok seviyor. Zaten onları ben gençlikleri sırasında oraya götürmüştüm. Orada eğitim almışlardı. 4 yıl kadar orada kalmıştık. Çocuklarım çok dilli, çok kültürlü, çok ufukları açık çocuklar oldular. Yani ben kendi edindiğim tecrübelerle onların kanatlarını biraz geniş tuttum açıkçası.
Şimdi tekrar anneme dönelim. Bizim eserlerimizde ailemiz çok belirdiği için, çok gözüktüğü için annemin eserlerinde ben, abilerim, benim çocuklarım çok belirdiği gözüktüğü için birazcık ailemizden de bahsetmek istedim. Annem 59 yılında çok önemli bir edebiyat ödülü alır. Törehan Sanat Ödülünü alır. Bu halde Edip Adıvar'dan sonraki bir kadın yazarın aldığı ilk ödüldür. Halide Edip Adıvar Osmanlı İmparatorluğu'na doğmuş bir hanım olarak farklı bir klasmanda bence. Annem Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği, Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş, 37 doğumludur. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş, yetişmiş, tam bir Atatürk sevgisiyle ve ideolojisiyle büyütülmüş. Babası polisti, komiserdi. Müthiş Atatürkçüydü. O yüzden annemin adı Afet oldu zaten. Atatürk'ün kızından ötürü annemin adı Afet oldu. Böyle bir hanım olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde doğup büyümüş bir sanatçı hanım olarak ilk ödül alan kadın yazardır. Bu nedense çok atlanır, üstünde de durulmaz. Aldığı ödül Törehan Sanat Ödülü'dür ve Türk Dil Kurumu da bu ödülün ortağıdır. Türk Dil Kurumu da paydaştır bu ödülü verenler içerisinde. 1965'te gene Türk Dil Kurumu'ndan en iyi hikayeci yani hikaye dalındaki ödülü alır. Hatta bu ödülü de İsmet İnönü'nün elinden alır. Daha sonra annem İtalyanca'yı çok iyi öğrendikten ve vakıf olduktan sonra bana söylediğine göre İtalya'da boş durmayayım diyerek İtalyancadan çeviriler yapmıştır. İtalya mektupları, en güzel İtalyan hikayeleri gibi. Annemin babamla olan dönemi çok önemli, çok karakteristik bir dönemdir. Babamdan önceki, yani işte 1971'de ben doğuyorum, 1970'de evleniyorlar. İşte daha önce de bir yıllık beraberlikleri var. Yani bu süreç annemin sol ideolojiyi daha çok benimsediği, daha çok yaklaştığı, zaten CHP'li bir ailenin kızı o sırada ama daha bu işin içerisinde ideolojik olarak bilinçlendiği bir dönem olmuştur. Açıkçası ben annem olsaydı ne derdi bu sözüme bilmiyorum ama ben babamın annemi biraz yetiştirdiğini de düşünüyorum bazı açılardan. Etkilenmekten etkilenmekten başka birazcık yetiştirme de var. Çünkü babamın karakterini de çok iyi biliyorum. Babam öğretmendir biliyorsunuz. Annem de öğretmendir. Ve bu iki çalışkan insan birbirlerinden çok şey öğrenmişlerdir. Annem babamın yazılarını tape ederdi. Çünkü babam Osmanlıca not alırdı. Osmanlıca çiziktirirdi yazılarını. Annem akşam okuldan eve geldiğinde tape işlemini yapardı daktiloyla. Bu şekilde beraber çalışan bir anne baba gördüm büyürken. Onların dostları, onların çevresiyle birlikte de sanat ortamında büyüdüğümü söyleyebilirim. Çok önemli sanatçıları çok yakından tanıdığımı, onlara teyze, amca diyerek büyüdüğümü söyleyebilirim. Ve onlardan çok şey öğrendiğimi, o masaların altında ben oyun oynarken, o masanın üstünde kadehlerini tokuştururken bu insanların ne kadar önemli konuşmalar yaptığını size anlatamam. Çok derinlikli, kimi zaman siyasi, kimi zaman felsefi tartışmalara girerlerdi ve hiç birbirlerinin gözünün yaşına bakmaz. Çok sert tartışırlardı, tez, antitez uçuşurdu havada ve ben de bunlarla kulağa dolarak büyümüş bir çocuğum. O yüzden annemi ve arkadaşlarının hepsine Hakk'a göçmüş olan, Hakk'a yürümüş olanları ve kalanların hepsini rahmetle anarım. Annemin ileri yaşlarda da bir ödülü vardır. Yazarlar Birliği tarafından verilmiş ödülü de vardır annemin ileriki yaşlarında aldığı. Annem babamla süren 20 yıllık bir evlilikleri var. 20 yıllık resmen süren bir evlilikleri var. Ve bu arada ayrı kaldıkları ve tekrar bir araya geldikleri, tekrar denedikleri, ben genç kızken tekrar bir araya gelip denedikleri bir dönemleri de var. Fakat babam ölmeden 4-5 sene önce bu nikahı resmen bitirme kararı aldı ve bitirdi. Annem bu duruma çok üzüldü. Annem hiçbir zaman ayrılmak istemedi. Her zaman babamı tek sevdiği,
tek beğendiği erkek olarak anlattı. Babam onun son sevdiği, son sevgilisi, son eşi oldu. Babamdan sonra da kısa bir içe kapanma dönemi yaşadı o boşanmadan sonra. Sonra babasını kaybetti. Annem kendi babasını kaybetti. Kendi babası öldükten sonra biraz ahiret hakkında düşünmeye başladı. Dindarlaştı. İslam kültürünü, literatürünü çok iyi okudu. Çok iyi bir okurdu zaten. Size bunu tarif edemem, tanımlayamam yani. Bu kütüphanede olan kitapları ve daha da büyüktü kütüphanemiz aslında. Biraz zayi oldu, biraz dağıldı kitaplar. Hepsini bilir, hepsini hafızasında tutar. Hepsini roman kahramanlarının isimlerine kadar her an, her daim, ne zaman sorsanız söyler. Ve daha yeni okumuş gibi bir zihinsel canlılıkla anlatırdı, aktarırdı. Çok iyi bir edebiyat öğretmeniydi. Çok sevilirdi ve çok takdir edilirdi öğrencileri tarafından. Öğrencileri onu her daim ziyaret eder, arar ve minnet duyarlardı. Ve en son Göztepe Eğitim Enstitüsü'nde, Atatürk Eğitim Fakültesi'nde hocalık yaptı. Oradan yetiştirdiği öğretmen olan hocaları daha sonra yazar oldular, tanınan bilinen aydınlar oldular, gazete idarecileri oldular ve annemi hep ziyaret ettiler. Ve bunlar arasında sağ ideolojide olan da vardı, sol ideolojide olan da vardı. Hepsinin anneme söylediği bize çok hoşgörülü, çok dostane, çok sevecen yaklaşırdınız hocam dediklerini hep ben duydum, şahit oldum. Öğretmenliğini anmadan geçemedim. Çok iyi bir öğretmen olduğunu anmadan geçemedim. Bir öğretmen emeklisi, Türk edebiyatına çok fazla eser vermiş bir yazar olarak ve çocuklarına çok düşkün, ailesine çok düşkün bir insan olarak onu tanımlayabiliriz. Annemin çok fazla sayısından ben de emin değilim ama çok fazla romanı, çok fazla hikayesi var. Bunlar arasından Annem TV dizisi oldu. Ve bu televizyon dizisi Cengiz Polat'ın ödülünü aldı. Annemin Çocuklar da Savaştı adlı romanı ise birçok kez radyolarda radyo oyunu olarak oynadı. Annem yazdı bu radyo oyununu ve çok bilindi, çok ondan etkilendi, çok feyiz alındı. Toprak İnsanları adlı eseri ki onun ilk basımının adı Toprak'tır. O bende olacak ilk basım. Evet. Toprak İnsanları bu diğer basımı. Onun ilk basımı da Toprak'tır. Evet benim arşivimde de var zaten Toprak. Toprak İnsanları da televizyon dizisi oldu ve ben de bu televizyon dizisinde ilk olarak TRT'de asistan olarak çalışmaya başlamıştım. Benim de profesyonel olarak televizyonculuğa başladığım ilk çalışmadır 87 yılıydı. Yaşım 16'ydı ve sinema okuluna yeni girmiştim ama TRT'de yönetmen yardımcısı olmak şansına bu eser sayesinde erişmiştim. Hatta bu dizinin jenerik müziğini de bana söyletmişlerdi. Bir Ege türküsü söylemiştim. Onu gitarla da çalmıştım. Annemi de babamı da gerçekten böyle dakikalar içerisinde anlatmamız, anlamamız mümkün değil. Bu zaman içerisindeki eserlerini okuyarak, okuduktan sonra üstüne tartışarak daha iyi anlayabileceğimiz bir insan. Onu özlüyorum. Babamı da özlüyorum. Onlarla konuşmayı, onların benimle dalga geçmesini, beni eleştirmelerini özlüyorum. İkisi de mizah duygusu çok güçlü insanlardı. Annemin biraz önce ödül alan bahsettiğim ilk eseri 59 yılındaki eserini okurken ben şu anda bile gülüyorum. Ondan sonra daha annem 21-22 yaşındayken bile çok esprili, kendisiyle bile dalga geçebilen, etrafına da çok bıyık altından gülerek bakabilen, çok mizah duygusu güçlü bir yazarmış. O ikisi bir araya geldiğinde, annemle babam bir araya geldiğinde çok gülerlerdi onu söyleyeyim. Ve annem bizi de çok güldürürdü. Şimdi onların varlığını gerçekten arıyorum. Özellikle onlarla konuşmayı, onlara danışmayı, dediğim gibi onların beni eleştirmesini çok özlüyorum ve arıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bundan sonraki videolarda da kendi sanatımla da ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Görüşmek üzere.